Merhaba, iyi günler. Gazze, ardından Lübnan, ardından İran'ın doğrudan İsrail'e füze saldırıları ve İsrail'in İran'a cevap verip vermeyeceği beklentisi. Bütün bunlar Orta Doğu'da çok ciddi bir alt üst oluşun yaşandığını ve daha da yaşanacağını gösteriyor. Peki bütün bu süreçlerden Kürtler nasıl etkilenir ve buna da bağlı olarak bir şekilde Türkiye bundan nasıl etkilenir? İşte bütün bunları Kürdistan Erbil Üniversitesi öğretim üyesi doçent Arzu Yılmaz'la konuşacağız. Arzu, merhaba. Merhaba Rüşen. Buradan çok zor gözüküyor Türkiye'den. Erbil'den nasıl gözüküyor? Sen nasıl görüyorsun? Son dönemde birinci yılına girecek biliyorsun. Hamas'ın ilk saldırısıyla 7 Ekim hafta başında birinci yıl olacak ve her geçen gün daha da şiddetlenen bir gerginlik var. Ne diyorsun? Ne oluyor? Buradan nasıl görüyor soruna ilk önce cevap vermek icap ederse İlk söyleyeceğim şey aslında şiddet her ne kadar Orta Doğu ölçeğinde son bir yılda Gazze Savaşı arkasından İsrail-Lübnan gerilimiyle artmış gibi görünse de aslında Erbil ölçeğinde bu gerilimi son 10 yıldır çok yüksek düzeyde hisseden bir yerden konuştuğumu söylemeliyim. Ve bu bağlamda da aslında bugün olanlar İşte Arap Baharı'nı referans alacak olursak, daha sonra IŞİD'le savaşı da bunun üzerine eklersek, o zamandan beri Orta Doğu'da bozulan dengelerin yeniden oluşturulmasına dönük yapılan hamlelerde yeni bir aşamaya geçmiş görünüyoruz. Bu aslında son 10 yılda şu netleşti, bu dengenin hangi ülkeler, parametreler üzerinden yeniden kurulacağı. Körfez, İsrail, İran. Biz zaten son 10 yıldır bu üç aktör arasındaki ilişkiler, gerilimler, çatışmalar, zaman zaman uzlaşmalar üzerinden bir dediğim gibi yeniden güç dengesini tesisi sürecin içinden geliyorduk. Şimdi bu aşamada soru şu: bu denge bir savaşla mı yoksa görece bir uzlaşmayla mı kurulacak? Tam bu aşamada olduğumuzu düşünüyorum. Daha hani arka plan üzerinden konuşmak gerekirse yeni bir durum aslında yok sayılabilir. Bu geçtiğimiz 10 yıllık süreci düşünürsek ama hiç kuşkusuz yeni dinamikler var. Ve dediğim gibi henüz kimler arasında bu dengenin kurulacağı belli. Ama bu dengenin bir çatışma, bir savaş mı yoksa uzlaşmayla mı, uzlaşmaya mı evrileceği henüz bu aşamada net görünmüyor. Şimdi burada şu anda senin bulunduğun Irak ya da Suriye ya da Türkiye doğrudan etkilenmiyor gözüküyor ama bir şekilde onları etkilemesi kaçınılmaz. Mesela Irak örneğinden bakacak olursak Amerika kesin çekilme kararını açıkladı ve Irak üzerinde çok ciddi bir İran nüfuzu var. Öyle değil mi? Yani kendine yakın silahlı güçleri, siyasi partileri vesairesi var. Çok ciddi bir şekilde İran'ın bölgede güç kazanması ya da güç kaybetmesi herhalde Irak'ı doğrudan etkileyecek. Benzer bir şekilde Suriye'yi de doğrudan etkileyecek. Çünkü Suriye rejiminin ayakta kalmasında İran'ın hatta bir ölçüde Hizbullah'ın da bizzat o iç savaşa dahil olduğunu biliyoruz. O anlamda bakarsak İran'ın durumundaki iniş çıkışların bu ülkeleri etkilemesi üzerine ne söylersin? Şu haliyle mesela İran'ın zor durumda gibi gözüküyor olması Irak ve Suriye için ne anlam ifade ediyor? Şunu bir kere altını çizelim öncelikle. Burası etkilemiyor çünkü söze öyle girdin, etkilemiyor gibi görünse de diye. Bu pek doğru değil. Çünkü İran-İsrail arasındaki gerilim doğrudan önce cephesi diyeyim, en kestirme yoldan. Cephesi çok uzun bir süredir Irak. Erbil son 3 yılda İsrail'le işbirliği yapıldığı ya da İsrail istihbarat birimlerinin Erbil'de bulunduğu iddiasıyla İran tarafından defalarca bombalandı. Ya da İsrail'in İran'ı bombalamasına mukabil
İran'ın İsrail'i cezalandırmak ya da Amerika'yı, İran sonuçta Amerika'yı cezalandırmak istediği zaman doğrudan Amerikan güçlerini hedef almak yerine Irak'taki Kürtleri hedef alıyor. Ya da bu aynı şekilde Suriye için de geçerli. Son özellikle 2 yıldır biz mesela Iraklı Şii grupların Deyrizor'da son 2-3 yıldır çok ciddi gerilimler yaşanıyor Deyrizor'da. Amerika'yı cezalandırmak için SDF güçlerini hedef aldığını görüyoruz. Dolayısıyla da bir kere bu Amerika, İran, İsrail arasındaki gerilimden muaf bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Bilakis bu gerilimin cephesi olan iki coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi İran'ın bu konudaki pozisyonuna gelecek olursak bir kere bu şeyi en başta söylediğimi biraz açmakta fayda var. Bu denge nasıl kurulacak? Şimdi İran geri döndürülmesi son derece güç bir nüfuz alanı inşa etti. Siyasi ve askeri nüfuz alanı inşa etti. Tahran'dan Beyrut'a bu Arap Baharı'nı da biraz önce referans vermemin nedeni oydu. Sonra IŞİD'le savaşla olağanüstü güçlendiği bu sözünü ettiğim coğrafyada bir pozisyona geldi. Şimdi bu yönde İran bir kez çıkarlarını maksimize ettiği noktada işte ilk 2015'te mesela bu çıkarlarını maksimize ettiği noktada bir nükleer anlaşma yoluyla üzerindeki baskıyı azaltmak ve çıkarlarını konsolide etmek gibi bir tercihte bulundu. O sözünü ettiğim dengeyi kurmanın bir aşamasıydı. Ama biz biliyoruz ki o daha sonra işte Trump'ın iktidara gelmesiyle nükleer anlaşmadan çekilme, İbrahim anlaşmalarının yapılması, daha sonra Biden döneminde Hindistan Körfez İsrail'e uzanan enerji koridorunun projesinin gündeme gelmesiyle İran'ın bu hem bölgeye meşru bir aktör hem de uluslararası sisteme entegre olma ve bu yolla çıkarlarını maksimize ettiği bir noktada konsolidasyona gitme niyeti sekteye uğradı. Ve fakat Gazze Savaşı tam da sözünü ettiğim bu Trump'tan sonraki gelişmelere bağlı olarak İran'ın bu hevesinin geri püskürtüldüğü ya da yeniden çepere itildiği bir noktada Gazze Savaşı İran'a olağanüstü oturduğu yer dediğim parmağını kımıldatmadan bu dezavantajlı pozisyonundan yeniden avantajlı bir konuma gelmesine yardımcı oldu. Nasıl? Bir kere her şeyden önemlisi İsrail 20. yüzyıl boyunca sürdürdüğü ve İran'ın 79'dan beri düşman bellediği devlet olarak meşruiyetini İran'ın 79'dan beri yapamadığını, özetle şöyle söyleyelim, İran'ın 79'dan beri hedeflediği ama yapamadığı, İsrail'in devlet olarak meşruiyetini sorguladığı bir durumda, İsrail kendi kendine işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımdan yargılanacak ölçüde, anti-İsrail hatta antisemitizmi yeniden tetikleyecek ölçüde kendi konumunu sorgulanır bir duruma düşürdü. İkincisi, Filistin devleti, iki devletli çözüm masadan kalkmış olan bu çözüm yeniden masaya geldi. Üçüncüsü, biraz önce söylediğim gibi İbrahim anlaşmaları, Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşması, Hindistan-Suudi Arabistan-İsrail enerji yolu, yeniden kendini dışarıda bulan İran, bu anlaşmaların Gazze Savaşı ile altının oyulmasıyla kendisine karşı oluşan bloğun bizzat İsrail tarafından altının oyulması yoluyla yeniden avantajlı duruma geldi. Hepsinden önemlisi şöyle özetlemek gerekirse bu rejimin iki temel hedefi vardı. İki şeytanı vardı. Biri İsrail, biri Amerika. İsrail dediğim gibi Gazze Savaşı ile aslında kendi altını oydu. Öbür tarafta Amerika ise çekilmeye meylediyordu zaten. Kaldı ki bundan daha 2-3 gün önce, 2 hafta önce nihayet hem Irak'tan hem Suriye'den çekilmeye angaje taahhüt altına aldığı bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla da İran böyle bir pozisyonda
bu pasif ve kendisinden beklenen ölçüde sert tepki vermemesinin bana göre hiç şüphesiz sıklıkla senin konukların ya da başkaca uzmanların da altını çizdiği gibi çok ciddi bir ekonomik sıkıntı, çok ciddi bir toplumsal baskı ve kendi rejiminin meşruiyetinin biraz önce saydığım nedenlerle dışarıda değil ama içeride sorgulanır hale geldiği bir momentte kendisini yeniden güçlü bir pozisyona da buluyor ve hiçbir şey yapmadığı durumda daha avantajlı olması ve İsrail'in dediğim gibi Amerika'nın bu tutumları İsrail'i o stratejik sabır dediği yolda devam etmesine zemin kazandırdı, devam etmesini sağladı. Şimdi bu aşamada bunun bundan sonrası ne olacak? Ben açıkçası seçimlere kadar isterse evet İsrail bugün muhtemelen bugün ya da yarın bir cevap verecektir. Belki nükleer tesisleri de hedef alacaktır. Ama hem Amerika'nın İsrail'e desteğini açıklarken koyduğu şartı hem de böyle bir bölgesel savaşa dönüşmesinde İsrail de dahil olmak üzere hiçbir aktörün çıkarının olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurduğunda benim beklentim en azından Trump'ın çünkü seçimler diyeceğim çünkü Amerikan seçimleri çünkü Trump geldiğinde gerçekten bunların neye evrileceği konusunda ben en azından bir tahminde bulmakta zorlanıyorum. Ama en azından seçimlere kadar İsrail bugün geri dönüp İran'ı vursa bile, nükleer tesislerini vursa bile, bunun son derece kontrollü nükleer tesisleri hedef alsa bile büyük ölçüde zarar vermeyecek bir saldırı olacağını ve buna karşılık İran'da yine kontrollü bir muhtemelen cevap vereceği. Dolayısıyla da seçimlere kadar, Amerikan seçimlerine kadar bu karşılıklı gerilimin, saldırıların kontrollü bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama ondan sonra Amerika'da kim başa gelir? Nasıl bir Amerikan politikası, İsrail-İran politikası izler? Ona göre bu durumu yeniden değerlendirmek icap eder o aşamada. Demin bir ara Erbil'i İran'ın bombalamasından bahsettim ve gerekçe olarak İsrail casusları falan dedim. Şimdi ne alaka diyeceğim ama demeyeceğim çünkü öteden beri var olan bir şey var. Böyle bir şehir efsanesi gibi. İsrail ara şeylerini, düşmanlarını, Suriye, Irak, İran gibi düşmanlarını rahatsız etmesi için Kürtlere sıcak bakar, Kürtler de, Kürt örgütleri de İsrail'e sıcak bakar gibi böyle bir şey var. Sen Kürt meselesini bölgesel olarak çok iyi bilen birisi olarak bu hakikaten böyle mi yoksa çok klişe bir şey? Yani bir kere böyle bir genelleme yapmamıza imkan verecek bir veri yok elimizde. Bu güneyde Irak Kürdistan'ında Kürdistan Demokrat Partisi ile İsrail arasında 1960'larda ama unutmamak gerekiyor ki 1960'larda İsrail böyle bir desteği buradaki Kürt hareketine verirken bunu İran'la birlikte yapıyordu. Yani İsrail tek başına yapmıyordu. Ve günün sonunda 75'te bu desteğini geri çektiğinde o efsaneleştirilen ya da senin dediğin gibi şehir efsanesine dönüştürülen Kürtlere sempati ya da destek pek de bir anlam ifade etmedi. Günün sonunda İsrail'in çıkarları farklı bir tutum almayı gerektirdiğinde o destek çekildi. Ama buna mukabil şu da bir gerçek. Sonuç itibariyle aslında mevzuyu İsrail ve Kürtler olarak değil, mevzuya Kürtlerin Amerika'yla 1990 sonrası kurduğu ittifak ilişki çerçevesinde baktığımız zaman kaçınılmaz olarak bu sadece İsrail için geçerli değil, bu Türkiye için de geçerli. Orada meseleyi hani yeterince çekici olmuyor tahmin ediyorum. Gerçeği olduğu gibi yansıtmak. İsrail denildiği zaman işte daha provokatif, daha dikkat çekici yapabiliyorsunuz argümanınızı. Ama mevzunun eğer bugün bir İsrail ve tekrar ediyorum genel Kürt hareketiyle değil ve fakat Irak Kürdistan'ında ve KDP ile bir ilişki üzerinden bunu tarifleyecek olsak dahi bunun çerçevesini oluşturan
90 sonrası Amerika'yla asıl buradaki Kürtlerin ilişkisidir, çerçeveyi oluşturan. Ve bu sefer de bu çerçevede 1960-70'lerde nasıl İsrail, İran'la birlikte Kürtlerle ilişki kuruyorsa, 1990 sonrasında da bunu Türkiye ile birlikte düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla da bu arka plan üzerinden de İsrail ve Kürtler arasında özel, işte gizemli, çok da açığa çıkmayan, hani bu tür tevatürlere destekleyecek somut veri benim en azından ulaşabildiğim kaynaklarda bugüne kadar elime geçmedi. Ha bir de belki şunu eklemekte fayda var. İsrail'de Irak Kürdistan'ından 1950'lerde, 60'larda daha da çok 50'lerde göç eden Yahudiler var. Ve bu göç eden Yahudilerde özellikle 2000'lerden sonra buradaki bölgesel yönetimin kurduğu yakın ilişkiler var. Dolayısıyla da bu tür bir toplumsal hani düzeyde, kültürel düzeyde ilişkileri örneğin bir Türkiye'deki Diyarbakır ya da başka İran'daki coğrafyalardan farklı kılacak kültürel alışverişleri, gidiş gelişleri mümkün kılan bir şey var, zemin var. Ama bunun tekrar ediyorum, hani bir İsrail ve Kürtlerin kadim ittifaklarına şey yapacak, böyle çerçeveleyecek bir veri ne yakın tarihte ne de geçmişinde böyle bir şey benim bildiğim yok. Peki Arzu, bu yaşananları Kürtler nasıl takip ediyor şu anda İsrail ile İran arasında ya da İsrail ile Hamas arasında, İsrail ile Hizbullah arasında, ama sonuçta dönüp dolaşıp esas aktörler İsrail ile İran arasındaki gerilim. Demin bu dengelerin nasıl değişebileceğini, nereye kadar değişebileceğini yorumladın. Bir savaşa dönüşme ihtimalini pek görmüyorsun anladığım kadarıyla, en azından seçime En azından kadar. seçimlere kadar görmüyorum, evet. Bütün ama bu alt üst oluşlar tabii, birçok şey, güç dengeleri çok değişiyor. Adım adım değişiyor. 7 Ekim'de başkaydı. Şimdiki 7 Ekim'de biraz daha başka olacak. Mesela Hizbullah'ın lider kadrosunun büyük bir kısmı öldürüldü. Hamas için de aynı şey söz konusu. Binlerce insan, siviller ve savaşçılar öldürüldü vesaire. Sonuçta bir şeyler oluyor. Bütün bunlar mesela Irak'ta, Suriye'de, İran'daki, özellikle mesela İran'daki Kürtleri ve Türkiye'deki Kürtleri bir şekilde ilgilendiriyor olması lazım. O Tabii ki. Kürtlerin tabii ki bir birlikte hareket eden bir Kürt topluluğundan bahsetmek mümkün değil. Yani mesela sırf Irak'ta bile birbiriyle kavgalı olan farklı farklı Kürt partileri vesaire var. Ama şey olarak bakıldığı zaman, jeopolitik olarak bakıldığı zaman, Kürtler bu gelişmeleri nasıl, endişeyle mi karşılıyorlar, yoksa aslında bunu kendileri için bir fırsat yaratabileceğini mi düşünüyorlar? Ne dersin? Mesela İran'da, İran rejiminin zayıflaması herhalde İran Kürtlerinin bir anlamda isteyeceği bir şeydir diye varsayıyorum. Şimdi oradan bir şey, o matematikten öyle bir şey çıkmıyor. Pek şöyle izah etmeye çalışayım. Bir kere şu Kürtlerin bu alt üst oluştan çıkardıkları gözlemleyebildiğim kadarıyla iki temel sonuç var. Bu temel sonuçlardan bir tanesi 90'lardan, çünkü Kürt siyasal alanında bir işte farklı aktörlerle işbirliği üzerinden bir takım siyasi kazanımları referans alacak olursak ve bu yeni durumda bu kazanımların, ki çoğu kaybedilen bu kazanımların yeniden kazanılması nasıl mümkün olabilir, nasıl bir denklemde mümkün olabilir sorusu üzerinden bakacak olursak, şu bir kere pozisyonların ve politikaların belirlenmesinde şu veri önemli ölçüde şekillendiriyor. Nedir o veri? 90'lardan bu yana olanın aksine bir hegemon güç, bir küresel gücün kingmaker, oyun kurucu olduğu bir Orta Doğu'da artık değiliz. Bu birinci veri.
Çünkü bu Kürtler açısından, her Orta Doğu'daki bütün aktörler açısından bu önemli, ama Kürtler açısından çok daha önemli. Çünkü 1990'dan sonra her ne kazanım olduysa, bu Amerika'nın doğrudan desteğiyle olmamış olsa dahi, Amerika'nın Orta Doğu'da bir oyun kurucu olarak var olmasının önemli bir şeydi. Bunu mümkün kılan bir faktördü. Bir ikincisi ise bir başka veri. Biraz önce en başta tarif etmeye çalıştım. Bu yeni güç dengesi burada Körfez, İran ve İsrail denkleminde kurulacak belli ki. Bunun bize söylediği bir başka şey var. Bu denklemde Türkiye yok. Yine 90'lardan beri, tekrar Amerika'ya referans vereceğim. 90'lardan beri Amerika bu bölgede Kürtlerle ilişki kurduğu ölçüde, Kürtler üzerinde hem siyasi hem askeri olarak en fazla etkinlik gösterme kapasitesine ulaşan ülke de Türkiye'ydi. Şimdi ikinci bir veri ise Türkiye'nin Amerika'nın her ne kadar, mesela burada şunu, ben de bundan 2 yıl önce bunu tartışıyordum. Türkiye'nin bundan sonra, hatta cümleyi şöyle kuruyordum. Türkiye çok açık ki Orta Doğu'daki bu yeni denklemin çeperine düşmüş görünüyor. Burada en fazla Türkiye'nin yeniden denkleme dahil olmasını mümkün kılacak olan İran'a karşı, ki bu 90'lardan beri böyledir. İşte çifte çevreleme politikası vesilesiyle Türkiye ilk kez Irak'ta askeri olarak varlık gösterme imkanı bulmuştur. Ya da işte 2003'ten sonra o 1 Mart tezkeresi şeyi atlatıldıktan sonra sersemliği 2008 ile birlikte yeniden Türkiye'nin etkinliği, Amerika'nın cesaretlendirmesi de ön açmasıyla mümkün olmuştur. Ez cümle, geldiğimiz aşamada bir, Amerika'nın oyun kurucu rolde artık Orta Doğu'da olmayacak olması, iki, yeni kurulacak dengenin merkezinde ya da parametrelerinden birinin Türkiye olmayacak olması. Şimdi böyle bir durumda öyle görünüyor ki Kürtler, İran, Arap daha çok dengesini gözeten İran'la Araplar arasında, bunun da çok rasyonel iki nedeni var. Bir, sözüne ettiğimiz Suriye ve Irak coğrafyasında Kürtler Araplarla yaşıyor. Sünni Araplarla yaşıyor daha doğrusu. Bunu altını çizmek lazım. İkincisi ise bu Arap faktörünü ya da Araplarla ilişkiler konusunu göz önünde bulundurmaların bir nedeni. İkincisi ise bu bölgelerde biraz önce ve hala bugün de en etkin bölgesel aktör İran. Bugün isterseniz Suriye, zaten Doğu Kürdistan İran topraklarında. Bugün benim merkezinde olduğum Erbil'deki Güney ya da Irak Kürdistan'ı, hele ki şöyle bir parantez açayım. 3 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır yapılamayan parlamento seçimleri yapılacak 20 gün sonra. Parlamento seçimleri ancak burada KDP, İran'la ilişkileri kötü olan neredeyse bu bölgedeki tek Kürt aktör, nihayet İran'la uzlaştığı durumda burada seçimler yapılabildi. Bu bile İran'ın burada Kürt siyasal alanını etkileme kapasitesi hakkında bize yeterince bilgi veriyor. Ve dediğim gibi Suriye sahası. Bugün sadece Suriye'nin doğusunda değil, ya da Fırat'ın doğusunda pardon değil, aynı zamanda Fırat'ın batısında da, yani bir Efrin söz konusu olduğunda bile, Esad rejimiyle, o Şahba bölgesindeki varlığıyla, ez cümle İran, bu sözünü ettiğim üç aktör içerisinde Kürt siyasal alanına odaklandığımızda açık ara diğer aktörlerden daha ne derler, avantajlı konumda. Şimdi böyle bir durumda sorunu na cevap icap ederse, evet, dediğim gibi bu üçlü denklem içerisinde kaçınılmaz olarak Kürt siyasal aktörleri bu üçlü arasında kurulacak dengede İran'ın etkin bir sahada askeri ve siyasi olarak etkin bir güç olarak göz önünde bulundurmak zorunda. Ama öbür taraftan hem İran'ı dengelemek, hem de zaten Sünni Araplarla yaşıyor olmasından kaynaklı mecburiyetlerle Körfez'i de bu denklemde gözetmek durumunda. Ama dediğim gibi bunlar şu andaki durumu,
Şu andaki durumu tarif ediyor. Şu ana kadar geldiğimiz durumu tarif ediyor. Ama bu eğer bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra bölgesel bir savaşa dönüşürse sonuç ne olur bilmiyoruz. Ama burada durayım. Belki de Evet. İran üzerinden başka neler çıkabilir onu ayrıca tartışabiliriz. Şimdi bu söylediğin Türkiye'nin bu güç dengelerinde devre dışı çeperde olması durumu çok önemli. Şimdi bir iki gündür Türkiye'de bir iç cephe muhabbeti var. İzledin mi bilmiyorum. Devlet Bahçeli dile getirdi. Sonra meclisteki grup toplantısında iç cepheyi güçlendirmek. Yani etrafta füzeler uçuşurken Türkiye'nin kendi içerisinde birlik beraberlik içerisinde olması ve mecliste biliyorsun MHP DEM Partililerle de el sıkışıldı vesaire oldu. Ya da resepsiyonda Özgür Özel'le Devlet Bahçeli çok samimi muhabbetler ettiler. Yeni bir hani bir ara şeyde vardı bu darbe girişiminin ardından vardı ama oraya HDP dahil edilmemişti hatırlarsın. Yeni Kapı mitingine çağrılmamıştı mesela HDP. Yeni CHP. kapıdan sonra daha çok şey oldu, birçok şeye Evet. dahil edildi. Şimdi tekrar bir Türkiye'de Kürtlerin de adının anılmaya başladığı bir şey süreç başlatmak isteyebilirler. Tabii bu bir açılım olacak vesaire anlamda demiyorum ama hafif bir takım şirinlikler vesaireler, hepimiz kardeşiz, etraf çok kötü gibi bir şey olacağı benziyor. Ve şeyde de bir de anayasa tartışması var malum. Ve anayasayı tartışmasını içine Kürtler girmek istiyorlar. Yani DEM Parti'nin adına girmek istiyor ama anlaşıldığı kadarıyla MHP AKP ortaklığı aslında buna el vermiyor. Yani bunu mümkün kılacak bir ortaklık değil. Fakat bir esneme olma ihtimali konuşulmaya başlandı. Türkiye'de bir tür böyle sahte ya da değil bir bahar havası bölgesel gelişmeler nedeniyle. Tabii bu arada Erdoğan biliyorsun İsrail'in gözü Anadolu'da da dedi. Böyle de bir şey var. Yani çok evet biliyoruz ama sonuçta buna inanan çok insan var Türkiye'de. Ve buradan hareketle bir şeyi seferber edebiliyor yani Erdoğan da başka partiler de. Ne dersin Türkiye bu bölgesel gelişmeleri bir alarm olarak alıp kendi içerisinde bir çok kullanılıyor ama normalleşmeye gidebilir. Kürtleri dahil ederek tabii. Biraz önce söze başladım ama sonra karıştırıp bağlayabildim mi bağlamak istediğim yere emin değilim ama senin sorun buna fırsat verdi. Hani demiştim ya en fazla Türkiye bu çeperde kalma halinden İran'ı yeniden dengelemek adına denkleme dahil olurum aklıyla ilişkilerin normalleştirme yönünde işte 3-4 senedir bir takım hamleler yapıyordu. Şimdi geldiğimiz aşamada değişen şu. İsrail bu kadar cepheden İran'a karşı pozisyon almışken Türkiye'nin bu kendisine bu kargaşadan rol çıkarma imkanı da ortadan kalktı. Yani İsrail eğer doğrudan İran'la bu kadar kafa kafaya girme riskini göze alacak kadar bir pozisyondaysa Türkiye'nin bundan bir rol çalması bu durumdan tümüyle bu imkan ortadan kalktı diye düşünüyorum. Ve senin sorduğun soruya oradan bağlayacağım. Benim bu son işte Bahçeli'nin işte iç cephe mi dersiniz, işte safları yeniden sıklaştırma ya da siyaseten el sıkışmalar. Bu tam da bana kalırsa böyle bir okumanın tezahürleri. Yani gerçekten Türkiye bu çeperde kalma halinden İşte yumuşak bir geçiş, ilişkileri normalleştirme ve fırsat Amerika'nın çekilmesinin bir havada asılı durduğu ve bir hani takvim meselesi olduğu bir durumda fırsat geldiğinde ben nasıl olsa bunu benden bir NATO üyesi olarak benden daha iyi yapabilecek ki deneyimi de var. Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi 90'lardan beri gelen bir deneyim. Ama o imkan şu anda öyle görünüyor ki artık Türkiye'ye ihtiyaç yok İran'ı dengelemek için. İsrail zaten bunu kafadan yapıyor. Zaten denklem
de bir de Suudi Arabistan Körfez var. O başka türlü coğrafi olarak başka türlü Katar var. NATO'nun işte üye dışı şimdi tam ismini hatırlamadım ama çok önemli bir NATO müttefiki, üye olmayan NATO müttefiki statüsü kazanan Katar var. Ez cümle evet ben bu içerideki şeyleri işte siyaseten işaretleri belirginleşmeye başlayan hareketleri gerek CHP ile olsun gerek DEM Parti ile olsun açıkçası bu durumu bu Orta Doğu'da artık açığa çıkmış ve kendi içinde dediğim gibi en fazla çatışmayla mı ya da uzlaşmayla mı dengeye oturacağı sorusunu içeren bir aşamaya gelmiş olmasını okumanın telaşı, bunu görmenin telaşı var. Peki bu yardımcı olur mu? Yani burada ben işin açıkçası bunu ben de düşündüm. Yani Türkiye öyle ne Batı için kolayca gözden çıkarılabilecek çok ciddi sorunlar olmasına rağmen ne de Kürtler için de kolayca gözden çıkarılabilecek bir aktör değil. Çünkü şunu ortaya koymakta fayda var. Yani biz işte bu denklemi ortaya koyarken ve İran'ın bu sahayı, Kürt sahasını domine ettiğini ve bunu geriye çevrilecek başka bir güç görünmediği ortamda şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Biz Kürtler derken seküler, demokratik bir rejim inşası çabasında olan haklar, özgürlükler üzerinden toplumsallaşan, siyasal yapılarını inşa eden bir politik gruptan bahsediyoruz. Dolayısıyla da İran'ın tüm Kürt sahalarını, tüm derken tekrar ediyorum Doğu, Güney ve Batı Kürt sahalarını domine ettiği ve buradaki tüm aktörlerle aynı anda konuşabilen, işbirliği yapan bir aktör konumunda olması, bu kadar güçlü bir konumda olması, sözünü ettiğim yapıdaki bir Kürt siyasal hareketini, siyasal alanını da zor duruma düşürecektir. Ama bunun alternatifi bir yandan da hali hazırdaki Türkiye'de değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye teorik ve coğrafi bir takım sosyal, tarihsel arka planlar üzerinden bu denkleme en azından Kürtler için hala gözden çıkarılabilecek bir ülke olmadığını pekala söyleyebiliriz. Ama tekrar ediyorum bu şeyle değil. Mesela şimdi bir örnek vereyim. Tam da İran-Türkiye karşılaştırması yeri gelmişken. Bırakın diğer Kürdistan sahalarına. Burada Irak Kürdistan'ında sadece günün sonunda KDP ile konuşabilen ve iş yapabilen bir Türkiye kadar kaldı. Türkiye'nin etkisi burada. Ama öte yandan o KDP ne kadar Türkiye ile işbirliği yapsa da gün geldi Araplardan destek aradı, gün geldi Türkiye'den, gün geldi Amerika'dan. Ama günün sonunda seçimi ancak İran'a, Tahran'a gidip İran'la anlaştığı durumda buradaki işlerini yürütebilecek bir aşamaya geleceğine kanaat getirdi ve nihayetinde KDP de bugün seçim yapılabiliyorsa KDP ile Tahran işbirliği yapmaya mutabık kaldıkları için olabiliyor. Şimdi böyle bir durumda dediğim gibi hem Türkiye'deki rejimin o biraz önce ama insanlar inanıyor. Peki inanmaya devam etsinler. Hani böyle bir hani algılar üzerinden işte hamaset İsrail gelip bize saldıracak gibi hamaset bir gün geliyor Kürtler devlet kuracak gün geliyor işte İsrail bize saldıracak sürekli bunlara eğer hala alıcısı olan bir Türkiye kamuoyu varsa ve dolayısıyla da en son aldığı biçimi sorun ekonomik göstergeler dışında sorunlu görmüyorsa bu haliyle devam edecek bir Türkiye'nin her ne kadar sadece İran'la muhatap olmanın ciddi dezavantajlarıyla karşı karşıya olacak olsa da Kürt aktörler için bir alternatif oluşturmadığını en azından hali hazırdaki durumda söyleyebilirim. Şöyle bir istisna olabilir. Şimdi İran
Bu Gazze Savaşı ve özellikle Nasrallah'ın öldürülmesi, Hizbullah, işte Yemen'deki, Suriye'deki İsrail'in ısrarlı saldırıları hiç şüphesiz zayıfladı. Şeyleriyle yani proxy güçleriyle ilişkilerinde bir zayıflama rasyonel beklenebilir bir sonuç. Böyle bir durumda İran'ın bütün sözünü ettiğimiz sahadaki bu zayıflaması, bu zayıflamayı nereden okuyoruz? Suriye ve Irak sahası üzerinden okudu. Böyle olduğu durumda dahi Kürtlerle bu sözünü ettiğim bütün aktörlerle konuşabilme, işbirliği yapabilme ve söylediklerini onları yaptırabilme kapasitesini elinde bulundurduğu sürece bu zayıflamayı pekala Kürtlerle birlikte hareket ederek dengeleyebilir. Bunu Pezeşkiyan'ın son Irak ziyaretinde Erbil'deki, değil Erbil'de, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı'yla Kürtçe konuşarak nasıl bir public diplomasi, nasıl bir PR yaptığını göz önünde tutarsak, dediğim gibi bu savaş sürecinde bir yılda İsrail'e karşı beklendiği ölçüde sert cevaplar vermeme yoluyla ya da bu desteklediği güçlerin güç kaybının kendisine verdiği durumunu zayıflattığı durumda pekala Kürtlerle birlikte hareket ederek onların beklentilerine karşılık gelebilecek bir takım tavizler, bir takım jestler, dediğim gibi o jestler bağlamında Pezeşkiyan'ın Irak ve Erbil ziyaretleri çok önemli bir göstergeydi. Aynı şekilde Suriye'de Şam'la şey arasında bir anlaşmaya arabuluculuk yaparak ez cümle pozisyonunu pekala Kürtler arasında bir uyumu kendi lehine bölgedeki gücünü tahkim etmek için kullanabilir. Bunu yaparsa ben şaşırmam açıkçası. Ama bunun hiç kuşkusuz şöyle bir tehlikesi de var. Böyle bir uyumdan Kürtlerin güçlenerek çıkacak olması kaçınılmaz bir sonuç olarak. Ama bunu bir tehdit olarak mı görür ya da bir tehditler önceliği sıralaması yapıp da bunu sonraya mı öteler İran bilmiyorum. Ve fakat bu yolu tercih etmeyip Kürt aktörler arasında zaten son derece artık birbiriyle çatışma noktasına gelecek kadar sertleşen kırılmaları üzerinden oynayıp birbirine çatıştırmaya kalkarsa işte o zaman belki Türkiye oradan bir kendisine bazı Kürt gruplarıyla işbirliği yaparak yeniden zemin bulmaya, Kürt siyasal alanında yeniden zemin bulmaya bulma imkanını arayabilir. Böyle bir imkan doğabilir. Ama tüm bunlar dediğim gibi bir her şeyden önce bu Kasım'a kadar herkes gibi Kürt siyasal aktörlerini de gözlemleyebildiğim kadarıyla olabildiğince sessiz ve gözlemci durumunda olayların gelişmelerini takip ettiğini düşünüyorum, görüyorum, gözlemliyorum. Bir kez Amerika'da Trump ya da Harris şöyle ki aslında dış politikasında Orta Doğu bağlamında çok radikal bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Ne derler? Trump'la Biden en azından arasında şu geçtiğimiz 10 yılda böyle büyük radikal farklılıklar olmadı. Ama şu net, en azından İran'ın tekrar ediyorum çıkarlarını maksimize ettiği bir noktada artık ve bir buna mukabil dışarıda değil ama içeride çok zayıfladığı toplumsal tepki, ekonomik kriz artık bir normalleşme ve hem bölgesel hem uluslararası alanda meşru bir aktör olarak yeniden kendisini konumlandırma niyeti açık. Bu niyet 2015'ten beri Batı ile sürdürdüğü ilişkilerde ya da bugün İsrail'e cevap verme biçiminde bence net gözlemlenebiliyor. Tek fark şu olabilir seçimlerden sonra biz çünkü şunu biliyoruz ki Biden ya da şöyle söyleyeyim Demokratlar seçildiğinde en azından Trump gibi meydanı boş bırakan bir hani ne haliniz varsa görün gibi bir meydanı boş bırakan pozisyon almayacağını
bir işte offshore balancer dedikleri dışarıdan dengeleme, diplomatik olarak pozisyon alma ya çalışacağını, bunun da işlerin kolaylaştırılmasında önemli bir etkisi olacağını tahmin ediyorum. Burada son bir şey söylemek isterim bu bağlamda. Hani şu çokça tartışılıyor. Amerika bir taraftan işte İsrail bizi dinlemiyor diyor. Ama öbür taraftan da harıl harıl İsrail ne yapıyorsa Amerikan silahlarıyla yapıyor. Bunu en azından şöyle bir argümanla bunu açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Amerika ne yaptıysa bir türlü İran'ın 80'lerden beri ve daha çok ağırlıklı 90'lardan beri değil rejimini yıkmak, zaten ondan çoktan vazgeçti. İran'ın gücünü azaltmayı bile beceremedi. Şimdi böyle bir durumda İsrail hazır, böyle bir açıktan İsrail'in gücü, İran'ın gücünü zayıflamaya dönük adımlar atarken bu aslında Amerika'nın kendisini yapamadığını, İsrail eliyle yapılmasını, ehven-i şer ya da kendi yapamadığını yapılmasına göz yumucu bir pozisyonu olduğunu, pozisyon aldığını düşünebiliriz. Bunu da eklemek sanırım bundan sonra seçimlerde eğer demokratlar gelirse daha zayıflatılmış ama tümüyle geri püskürtülmemiş yeni bölgesel Orta Doğu'daki bölgesel dengenin bir meşru tarafı olarak tanınmış bir İran'ın eğer demokratlar gelirse en azından İran'ın yatırım yaptığı siyasi projenin bu olduğunu söyleyebilecek durumdayız sanıyorum şu anda. Çok teşekkürler Arzu. Bayağı bir şey konuştuk. Daha doğrusu sen konuştun. Çok sağ ol. Çok iyi, güzel değerlendirmeler yaptın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Kürdistan Erbil Üniversitesi'nden doçent Arzu Yılmaz'la konuştuk. Bölgesel gelişmeler, Kürtler bundan nasıl etkilenir? Türkiye bunun neresinde? Bütün bunları bize anlattı. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.